Efendim sevgili Güngör Uras anısına itibar ve saygınlığın simgesi yani. Onun adını verdiğimiz özel oturuma geldi sıra. Ben sevgili Uğur Gürses'i hem oturumu yönetmek hem katkı sağlamak için sahnenin sol tarafına davet ediyorum. Ve diğer konuşmacılarımız sevgili Bekir Ağar'dır ve Profesör Doktor Haluk Gürgen. Onlar da arkalardan geliyorlar. Çok güzel bir tartışma olacağına eminim. Çok birikimli ve deneyimli hocalarımız var. Bir saat süremiz var. Rahat rahat tartışın. Keyfiniz bol olsun. Çay kahve isterseniz göndeririz. Evet, dolayısıyla sahne sizde. Buyurun. Merhaba. Önce Güngör Bey'e, Güngör Uras'ı saygıyla selamlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok saygı duyduğum birisiydi. O bir başka gazetede yazıyor. Ben başka bir gazetede yazarken ekonomi yazıyoruz ikimiz de. Doğruyu yazmak için yine rakip bir gazetede yazan yazarı arayıp bu rakam böyle miydi diye soran birisiydi. Çok basit bir dille anlatıyordu. Burada zaten ekonomi yazarlarından beklenen şey oydu. Yani ileriye doğru bir fener tutmak. İlla didaktik olmak değil. Ama Güngör Bey bunu çok iyi yapan birisiydi. Kaybından hakikaten çok üzüldüm. Ve kaybını hissediyoruz şu anda. Yokluğunu hissediyoruz. Çünkü ekonomik bir krizden geçerken akil adamlara ihtiyaç var. Özellikle bu böyle bir dönemde. Onu tekrar saygıyla anmak istiyorum. 2018 aslında Türkiye'nin geçirdiği üçüncü büyük bir ekonomik kriz. Bizde hep şöyle bir algı var. Efendim bu da kriz, işte bu da daha önce yaşamıştık diye algılanıyor. Ama aynı suda iki defa yıkanılmaz. Her krizin farklı bir boyutu var. 1994 krizi Türkiye'nin ilk kriziydi. Sebebi şuydu, Türkiye açık bir ekonomi. Yani 1989'da sermaye hareketlerine açılmış bir ekonomiydi. İlk krizin 94 yılında yaşadı. Açıldıktan 5 yıl sonra. Sonra Türkiye ikinci krizini 2001 yılında yaşadı. 94 krizinden 7 yıl sonra kabaca. Ve aradan geçen uzun bir zamandan sonra Türkiye daha da açıldı 2001 yılında. Serbest kur rejimine geçti. Bağımsız bir para politikası izlenmeye başlandı derken 2018'de Türkiye'nin en büyük krizini yaşamaya başladık. Hala bu krizin içindeyiz. Son 5 yıla baktığınız zaman bu krizin geldiğini çok yazdık, çizdik. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum 2017 yılında, 2018 yılında krizden önce. Abi siz kriz geliyor diyorsunuz, nerede bu kriz, nerede kaldı diye benimle dalga geçiyorlardı. Geldiğimiz yerde şöyle bir şey yaşanıyor. Bu neden farklı bir kriz? Şundan farklı bir kriz. Türkiye'deki reel sektör hiç olmadığı kadar daha kaldıraçlı, borçlu bir krize yakalandı. 2001'de böyle değildi. 2001'de mesela Anadolu sermayesi bu kadar borçlu değildi. 1994 krizi daha farklıydı. Hem krizin sebepleri farklıydı hem de krizin niteliği farklıydı. Şimdi geldiğimiz yerde çok derin bir kriz içerisindeyiz. Çünkü reel sektör olmadığı kadar borçlu ve ekonomik durgunluk döneminde de bu borcunu ödeme kapasitesini kaybediyor. Kriz uzadıkça. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Yine tekrar döneriz ama şuraya geleceğim. Bu krizler yaşanırken de krizin nasıl yönetildiği de ayrı bir sorun. İşte bu itibar dediğimiz şey burada çok önemli. İşte dün bir sözüm ona bir reform programı açıklandı. Ama içinde reform olmayan bir program. Şeye bakıyorum, geçmişe dönüp bakıyorum 1994-2001 krizlerine. Hepsinin ortak noktası var. Şu, krize düştükten sonra siyasetçilerin bu krizi yönetme biçimleri neredeyse birbirine çok benzer. Giderek patinaj, giderek daha fazla sorunları yokmuş gibi davranma, çözümleri erteleme ve politik kaygılarla bunları işte seçim var, yapamayız, edemeyiz denilmesi krizi daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla kısa vadede evet sancılı bir kriz yaşayacağız, bu devam edecek. Ama ben çok umutluyum, çok pozitif bakıyorum geleceğe. Sebebi de şu, Türkiye'nin bir petrol ülkesi olmaması, doğal kaynaklarının olmaması. Dolayısıyla açık bir ekonomide
Eğer doğal kaynağınız yoksa, petrolünüz yoksa, işte İran gibi, Rusya gibi, Katar gibi, Suudi Arabistan gibi, çok uzun süre devam ettiremiyorsunuz bunu. Çünkü açık bir ekonomisiniz, reel sektörünüz borçlu, dışarıdan sermaye almadan ekonominiz büyüyemiyor. Borcunuzu da çeviremiyorsanız eğer krize giriyorsunuz. İtibar meselesinde Erol Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Oradan çıkaracağım şey hukuk. Hep bize şey soruluyor, ekonomide ne yapmak lazım sorusu soruluyor. Benim ilk yanıtım hukuk oluyor, eğitim oluyor ve benzer, yani her Erol Bey'le çok aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü hukukun olmadığı yerde ekonomiyi çalıştıramazsınız. Hele açık bir ekonomide mümkün değil. Bakın bir örnek vereceğim. Ben hukuktan uzaklaşıyorum, hukukun üstünden uzaklaşıyorum. Sandıktan çıktım, ben çoğunlukçu bir partiyim, ülkeyi yönetiyorum dediğiniz zaman toplumun şöyle bir cevabı oluyor. Tamam, ben sandıkta buna cevap veremiyorum, benim istediğim olmuyor ama ben bundan kaygı duyuyorum dediği noktada toplum, mesela bankadaki mevduat miktarında azalış oluyor. Ya da döviz tevdiat hesaplarından çıkış oluyor. Yurt dışına ya da yastık altına çıkış oluyor. Buna bir siyasi iktidarın yapabileceği hiçbir şey yok açık bir ekonomide. Ya bütün dükkanı kapayacaksınız ya da düzgün bir patikaya gireceksiniz. İyimser olmamın sebebi şu, toplum eninde sonunda buna yanıt veriyor. Bu krize yanıt veriyor, yanlış yönetime yanıt veriyor. Nitekim en azından yerel seçimde bunun sinyallerinin olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Buradan hareketle hemen topu konuşmacılara yuvarlıyorum. Önce Bekir Ağırdır bize acaba toplum buna hakikaten cevap veriyor mu? Toplumun yanıtı nedir? Toplum aslında bu hani itibar yönetimi sürecinde bakarsak krizden kaosa dönecek mi? Toplum buna izin verecek mi diye topu hocam sana yolluyorum. Günaydın arkadaşlar. Bir kere itibar zirvesinde kendime aldığım ilk not şu. İtibar için kravat şart. Yani Uğur Gürses, Serdar Kuzuloğlu, biz böyle toplantılarda karşılaşıyoruz. Serdar kırmızı kravatını bile takmış. Erol Hocam hep öyle yeleği kravatıyla olduğu için mesele yoktu ama demek ki böyle bir mesele var. Ben bir dahaki zirve için bunu not ettim kendime. Buradan şuna gireyim. Bir kere hani Uğur tabii ekonomik krizden açılış yaptı ve toplumun ona tepkisinden söz etti ama şunun adını koymamız lazım. Yaşadığımız şey sadece ekonomik kriz değil. Yaşadığımız şey siyasi kriz, aynı zamanda devlet krizi, aynı zamanda dış politika krizi, aynı zamanda dünyanın ve insanlığın krizi. Ben küresel ara buzul dönem diyorum buna. Yani böyle bir tezim var, 4-5 yıldır da söyleyip duruyorum. 6 yıldır dünyada bütün seçimlere bakın, bütün dünyadaki her ülkedeki toplumsal hareketlere ve siyasi gerilimlere bakın. Hemen hepsinde, işte dün de İsrail'de seçim oldu. Hemen hepsinde popülist, giderek diktatörlüğe yatkın, kimi yerlerde faşist diyebileceğimiz, kimilerinin adı Chavez gibi sol görünen, kimilerinin adı Le Pen gibi doğrudan sağcı görünen ama hepsi özü itibariyle devleti güçlendirip bireyi ve toplumu yok saymaya çalışan başka bir akım var. Ve bu akımı ortaya çıkaran bir somut neden var. O somut neden bence şudur. İnsanlık sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönmeye çalışıyor ve bu bilgi toplumunun henüz ne devletini, ne hukukunu, ne kurumlarını, ne kurallarını oluşturabilmiş değiliz. İnsanlık olarak. Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla sanayi toplumu olmanın temel kuralları belliydi. Eğitim, laiklik, hukuk. Hala biz bu meselelerde bile çok ciddi dertlerimiz var da. Kalkınma, gelir dağılımı vesaire. Ama bugün gündelik hayat ritmine baktığımız zaman, yani bunu teori diye söylemiyorum, gündelik hayat ritmine baktığınız zaman bile ne kadar karmaşık bir başka hayat ritminde olduğumuz açık. Bütün dünya metropolleşiyor. Türkiye'de öyle. Türkiye'de bile son 40 yıldaki göç dalgasının Türkiye'nin toplumsal sosyolojisini nasıl değiştirdiğini hala akademik dünya bile çok farkında değil. Bırakın siyasetçileri. Hep söylüyorum, herkes seçmen sayılarına falan bakıyor. Geçen pazar günü oy veren İstanbul'daki her 100 insanın 9'u İstanbul'da değildi 5 sene önce. Müthiş bir hareket var ve hala sürüyor ve kentli, metropolli başka bir dünya var bir. İki, artık karşımızda öyle çok katmanlı, çok boyutlu, çok aktörlü bir hayat var.
Bunu ister itibardan bakın, ister toplumun tepkilerinden bakın. Nereden bakarsanız bakın. Karşınızda öyle 80'lerde, 90'lara kadar hatta olduğu gibi medyaya her gün basın bülteni yazarak, 3 gazeteci CEO ile yemek yedirip, ertesi günde gazetede konu yaptırarak falan bu karmaşıklığın içinde ne itibar yönetebilirsiniz, ne imaj yönetebilirsiniz. Ama buna böyle sanılıyor hala. Çünkü bu hayat ritmi bildiğimiz her şeyi değiştirdi. O nedenle zaten bu başlığa da itirazım var. Ki krizler kaosa mı dönüyor? Ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Kastettiğim şey de o zaten tam gündelik hayat ritmi diye. Bizim bütün temel bilgimiz insan vücut ısısı 36 derece ve bu 36 dereceyi korumaya göre yapı, teknolojileri, giyim, kuşam, ısınma, her şey buna göre, yeme, içme. 41 dereceye geliyorsa da insan vücut ısısı kriz, hastalık ve hastaneye koşuyoruz. Bugünkü hayat artık insan vücut ısısı 39 derece ve dolayısıyla bizim eski bildiğimiz alarm teorilerine göre her gün krizdeyiz diye panik halindeyiz. Bilin ki hayat artık hep böyle arkadaşlar. Bu kriz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Çünkü bu kriz değil, bu verili hal. Bu kadar çok katmanlı, çok boyutlu, karmaşıklık içeren ve belirsizlik esaslı bir hayat yaşıyorsanız, o eskiden olduğu gibi şu açıklamayı yaptık, tepkide bu oldu. Böyle bir şey yok, böyle bir doğrusal ilişki de yok. Herhangi birisinin, yani işte görüyorsunuz Trump bir tweet atıyor, dünya ekonomisi sarsılıyor, onu bırakın biz burada sarsılıyoruz. Yarın bilin ki adı Trump bile olmayan herhangi birinizin markanızdan, CEO'nuzdan, şirketinizle ilgili atacağı bir tweetin 45 dakika sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve nitekim biz bazı şirketlerin bu kriz meselesiyle meşgul, son 7-8 ayda bazı problemli vakalarda çalışıyoruz. 32 dakikada bile bir atılan tweetin nasıl 1 milyonu aştığını ve bir anda sabah uyandıklarında o şirketin hiç aklında olmayan bir krizden karşı karşıya olduğu vakalar var. Şimdi bu sizin yönetebileceğiniz bir şey değil. Yani böyle bir varsayımınız varsa yanlış. Yapmanız gereken şey bu 39 derecelik durumda nasıl duman dedektörleri yerleştireceksiniz ki önceden alarm alın ve en kısa, en çevik, en hızlı tepki verin. Dolayısıyla mesele problemi nasıl yöneteceğiniz meselesi. Yoksa algıyı, itibarı nasıl yöneteceğiniz meselesi değil. İşin bir yanı. Böyle bir şey bir kere. İkincisi, ben Türkiye insanı üzerinden söyleyeyim. Türkiye insanı güven dediği şeyi, hele böyle karmaşık zamanlarda, belirsizliğin esas olduğu zamanlarda, itibarı güvenle eşliyor. Güven diye bakıyor. Güveni nasıl oluşturuyor? Güveni temasla oluşturuyor. Ürününüze, hizmetinize, CEO'nuza, açıklamanıza dokunduğu, televizyon ekranında gördüğü veya mağazanıza, market rafının önüne gelip ürününüze baktığı an oluşturuyor. O zaman baktığı 3 tane şey var. Samimi ve sahici olacaksınız. Yani Denizli'ye gidip, Denizli'ye istihdam getirmek için bu yatırımı yapıyorum. Bunlar 80'lerin modasıydı arkadaşlar. Kimse bunu yemiyor. Para kazanmak için yapıyorsunuz bu yatırımı. Kimse de zaten böyle bir fedakarlık falan istemiyor sizden. Ama sahici olmanızı istiyor. Böyle bültenler falan geçmişte kaldı. Samimi ve sahici olacaksınız. Adil olacaksınız. Hanımefendi de söz etti. Her araştırmada da böyle çıkıyor zaten. Üçüncüsü de vizyonunuz olacak. Yani topluma vaat ettiğiniz, hani siz vaat diyorsunuz ya, topluma vaat ettiğinizin ne olduğu, o ürünün, o hizmetin vesaire. Ama böyle karmaşık dönemlerde insanlar sadece ürün ve hizmetinize bakarak, sizin açıklamalarınıza bakarak itibar oluşturmuyor. Asıl böyle zamanlarda toplum bu karmaşıklığın içinde bana yol gösteren ya da yağmurdan, selden kaçarken çatısının altına sığınacağım bir yer var mı diye bakıyor. Böyle zamanlarda toplumlar, insanlar aydınlarına, siyasetçilerine, şirket yöneticilerine, CEO'larına, yönetim kurulu başkanlarına, patronlarına, kanaat önderlerine böyle zamanlarda bakıyor. Her şey normalken bakması, kollaması gerekmiyor. Erol Bilecik ne diyor, TÜSİAD ne diyor diye. Ama kriz zamanlarında bakıyor ve bana yol gösteriyor mu diyor. Ve o zaman da fırsatçılık mı yapıyorsunuz? Gerçekten toplumun yanında mı duruyorsunuz? Fiyat meselesi, Nurhan Hanım'ın bulgularındaki o fiyat meselesi de buradan. Yoksa fiyatın 3 kuruş eksiği fazlası meselesi değil. Siz böyle bir kriz zamanında fırsatçılık mı yapıyorsunuz?
Yoksa toplumun 5 sene sonrası, 10 sene sonrası için daha sağduyulu bir yerde mi duruyorsunuz'a bakıyor. Bir başka şey, itibar dediğiniz şey, Türkiye'de özellikle çok ciddi farklılaşmalar var toplumun içinde. Çok, çok ciddi bir kutuplaşma var. Kültürel kimlikler üzerine, hayat tarzları üzerine, siyasi tercihler üzerine. Şimdi bu kutuplaşmaların içinde hiçbir yere mayınlı araziye basmayalım diye sessiz durmak, kenarda beklemek bir seçenek. Halbuki toplum sizin, bütün bu belanın toplum farkında. Hepimiz farkındayız. Farkında olmaz olur muyuz? Yani her en gariban insan bile televizyon ekranında ona ne anlatılırsa anlatsın, ülkeyi yönetenler ona ne göstermek istediğini gösterirse göstersin, düğmeye basıp yastığa başını koyduğunda ne yaşanıyor olduğunu bilmediğini mi sanıyorsunuz? Hepimiz biliyoruz, o insanlar da biliyor. Herkes biliyor. Gerilimin ne olduğunu da, nedenlerinin ne olduğunu da. Ama çıkışını bilemez. Kapıdaki simitçi Ali çıkışı bilemez. Çıkış için işte bizlere bakıyor. Halbuki bizler bu kutuplaşmanın, ülkedeki bu ayrışmanın, ülkenin geleceğine, bu toplumun insanların kararlarını verip veremeyeceğini bile sorgulayan, güvensizlik gösteren insanlar olduğumuz zaman da bizi kale almıyor. Mesele bu kadar basit. Dolayısıyla önce itibarınızı yönetmeniz için, itibarınızı yükseltmeniz için önce ülkenin insanına ve ülkenin geleceğine güveniyor olduğunuzu göstereceksiniz. Paranızı yurt dışına götürüp, sermayenizi yurt dışına götürüp, çocuğunuzu yurt dışına yollayıp sonra da burada ahkam kestiğiniz zaman sizin itibarınız falan yükselmiyor arkadaşlar. Herkes de onu hissediyor ve biliyor. Dolayısıyla kocaman kocaman bu markaların son 4 senede 5 senede yurt dışına sermayelerini taşıdığını gördüğünüz zaman siz o marka adına istiyorsanız kuş kondurun her gün itibar diye. Kimse bunu yemiyor. Dolayısıyla daha bütünleşik bir yerden itibar meselesine bakmanız lazım. Türkiye toplumundaki bütün bu ayrışmalara rağmen tabii ki bu ayrışmalar üzerine iş yapamazsınız. Yapmayın da zaten. Ama ortak alanları bulmanız lazım. Bu ayrışmaları da ama bilmeniz lazım ki mayınlı araziye basmayın. Çünkü herhangi bir reklamınızda, herhangi bir söyleminizde kullandığınız bir logo, bir fotoğraf, bir imajın kimin, hangi toplumsal kesimin, hangi kültürel kimliğin duyarlılığına, can damarına, yarasına basıyor olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız bu hatayı sıkça yapıyorsunuz demektir. O zaman da hemen toplum başka bir yere kafasında ya da toplumun bir kesimi sizi zihninde bir yere yerleştiriyor. Onun için ortak alanları öğrenmeniz lazım. Ortak alanlara bakmanız lazım. Yeniden Türkiye insanı, Türkiye toplumunu anlamaya çalışmanız lazım. Halbuki bu krizlerde işte evet vatandaş da öyle düşünüyor. İlk çalışana kesiyorsunuz faturayı. İkincisi de Ar-Ge faaliyetlerine kesiyorsunuz faturayı. Bana soruyorsanız araştırma ya da bilgi Ar-Ge'nin bir parçası. Ve herkes araştırmaları kesiyor. Halbuki asıl böyle zamanda toplumun duygularını, ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamanız lazım. İlla o bütçeleri kestiğiniz için, 100 bin lira yerine 10 bin lira verdiğiniz için işte o araştırmacılar peydah oluyor. Sonunda hep beraber araştırmacıların itibarı yok. Olmaz tabii. 10 bin liraya öyle iş yapılır çünkü. Yani bu kadar basit. Dolayısıyla mesele hep beraber bir bütünleşik düşünmek meselesi, toplumun meselenin meramını anlamaya çalışmak meselesi ve yine bugünkü bilgi toplumu dediğim benim gündelik hayat ritminde asıl olan şey konuşmanızdan daha çok dinlemenizdir. Ben şirketlere davet ettikleri zaman hep şunu söylüyorum. Kaç çalışanınız var? 32 bin. Abi bana niye 100 bin lira vermeye çalışıyorsunuz ki araştırma için? Her gün o 32 bin çalışanınızı dinleseniz, her gün o 32 bin çalışanın hemen hepsinde akıllı telefon var artık, %72. Her gün bir tane soru sorsanız o 32 bin çalışanınıza ve sabah o veriyi değerlendirseniz, sıfır maliyetle Türkiye toplumunu çözeceksiniz zaten. Ama çalışanlarınızı dinlemiyorsunuz. Dinlemek istemiyorsunuz. Yemekhane duvarlarına astığınız bültenlerle iç iletişim yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama o insanların derdi ne? Meramı ne bilmiyorsunuz. Sonra itibar ölçüyorsunuz Nurhan Hanım'a da para verip. Çok basit, çok basit bir yolu var arkadaşlar. Dağıtın rozetlerinizi. 30 gün sonra fabrikanın kapısına dikilin. Kaç çalışanınız o rozeti göğsünde gururla taşıyarak işe geliyor sayın. İtibar skorunuz o. Çok daha basit başka bir yolu var. Çalışanlarınıza bugün gidince sorun. Kızınızın, kaçınızın kızı bu şirkette çalışsın istersin arkadaş diye sorun. İtibar skorunuz o.
Bu kadar karmaşık modellere falan da ihtiyacınız yok. Daha sade bir yerden hayatta ne değişiyor? Türkiye'de ne değişiyor? Türkiye insanının derdi nedir, meramı nedir, beklentisi nedir anlamaya çabalamadan bu bildiğimiz Batı'nın geliştirdiği rasyonel modellerle evet birbirimiz bir suni denge içinde hep beraber birbirimizi bu salonlarda eylemeye devam edebiliriz. Bunda da bir mahsur yok. Ama ben bizim akvaryum diyorum, kusura bakmayın. Bizim akvaryum okyanusu anlamaya çalışmadıkça, okyanusta ne olup bittiğini kavramaya çalışmadıkça ve o akvaryum üzerinden değil, okyanus üzerinden yeni bir dil, itibar, iş yönetimi geliştirmedikçe buradan çıkış yok. Dolayısıyla tekrar itibarla bağlayıp, bu topraklarda Mevlana diye bir insan var ve demiş ki, ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. İtibar ve iletişim meseleniz bu kadar sade ve bu kadar bu dört kelimeden ibaret. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Bunun için ama Türkiye insanının geleceğini, bu toprakların geleceğini anlayacaksınız, güveneceksiniz. Bu toprakların geleceğine ve insanlarına ve ondan sonra dönüp itibarınızı ve işinizi yöneteceksiniz. Hem bu güveni göstermeyeceksiniz, hem de itibar için cakcak yapacaksınız. Hem de insanların siyasi tercihleri için vıdı vıdı yapacaksınız. Sonra da bu insanlar şöyle de böyle de diyeceksiniz. Toparlıyorum. Bizim meselemiz şudur. Hani bu hocam uzattım sizin sözünüze aşıyorum belki ama şöyle bir metafor kullanıyorum ben. Türkiye toplumunun sosyolojisi de, beklentileri de, ihtiyaçları da müthiş değişti arkadaşlar. Ve değişmeye devam ediyor. Değişmiyor değil. Metropolleştikçe hükümetlerin, devletlerin, teorisyenlerin tahayyüllerinden farklı olarak hayat bir yere doğru akıyor. Türkiye insanının da zihin dünyası ve pratikleri akıyor. Ama şöyle de bir vaka var karşımızda. Türkiye insanının beklentileri ekonomik, hepimizin olduğu gibi önce hanesinin dirliği, düzenliği diyor. Ve ortak. Türk olsun, Kürt olsun, AK Parti'ye oy versin, CHP'ye oy versin, herkesin. Ama nerede farklılaşıyoruz? Korkularımız farklı ve kültürel kimliklerimize göre korkularımız şekilleniyor. Bizim akvaryum dediğim ya da sekülerler ya da endişeli modernler özgürlüklerimiz gidiyor diye, muhafazakarlar din elden gidiyor, gelenekler bozuluyor diye, milliyetçiler ülke bölünüyor diye, Kürtler bizi yok ediyorlar diye korkularımız farklı, kültürel kimliklerimizden besleniyor. Ve duygularımız siyasal. Siyasetçilerin yaptığı şey her birinin, farklı tonlarda ve dozlarda da olsa ama özü itibaren hepsi aynı şeyi yapıyor. Korkularımızı manipüle ediyorlar. Duygularımız üzerinden de yeniden aynı oy sayılarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ama gündelik hayattaki insanlar da dolayısıyla bu tuzağa düşüyor. Çünkü giderek bu medya halinden, bu ülkedeki yönetim biçiminden dolayı hakikatle ilişkisi bozuluyor Türkiye toplumunun. Bütün dünyada da böyle. Hakikatle ilişkimiz bozuluyor. Hakikatle ilişkimiz bozuldukça ve sanıyoruz ki efendim işte biz sormuşuz Boğaz'ın altında kontorim diye bir element land 17 trilyon dolar Batı çıkarmamıza izin vermiyor diye %45 insan doğru demiş. Kontorim diye bir element yok kimyada. %45 insan buna doğru demiş. Sanıyor musunuz ki bunlar sadece eğitimsizler? Üniversite mezunlarının %42'si. Sanıyor musunuz ki bunlar sadece AK Parti'ye oy verenler? CHP'ye oy verenlerin de %45'i. Ve sanıyor musunuz ki bu ya dışarıdaki bir toplum böyle kanaatleri, hakikatle ilişkisi bozuluyor, vah vah diyeceğimiz kadar basit bir mesele. Eğer mesele buraya geldiyse unutmayın ki yarın biri çıkıp dediğinde ya efendim Şıkırt markanın bilmem ne ürününde İsrailliler bir tohum kimyasal koymuş, Türk ırkının genleri bozuluyormuş, bu lafa da inanırlar. Dolayısıyla o sizin işten ayrı sandığınız, mailboxlarınızda böyle WhatsApp'larınızda kolayca çoğalttığınız bu hakikatle ilişkiyi bozan laflar var ya, onlar yarın dönüp bumerang gibi hepimizi vurur. Onun için toplumun hakikatle ilişkisini kurmak, toplumun 5 sene sonra 10 sene sonrası için önüne somut hedefler koymak için meselesi sadece siyasetçilerin değil, her birimizin ödevi ve sorumluluğu. Ama şirket olarak, ama birey olarak. Dolayısıyla benim sizlere naçizane önerilerimden biri şu. Bu ülkenin çok derin meseleleri var ve şirketler ve sermayedarlar, patronlar sanıyorlar ki aktörlere göre pozisyon almak, siyaset
marketin içine girmek ve burası da riskli bir alan, dışarıda duralım. Ben de diyorum ki siz aktörleri bırakın, partileri de bir kenara bırakın. Ama bu ülkenin meseleleri var. Kadın meselesi, çevre meselesi, hakikatten ilişkisi, toplumsal uzlaşma, Erol Bey sık sık değindi, biz olmak, yeniden bir arada yaşamayı inşa etmek, yeniden hukukun üstünlüğüne inancı yükseltmek, ortak yaşama iradesini güçlendirmek. O zaman işte insanlar tam böyle zamanlarda dönüp bu dediklerim için şirketler ne yapıyor diye bakıyor. Halbuki siz en tehlikesiz alan neresi? Kız çocuklarının eğitimi. Orada yürüyelim abi. En tehlikesiz alan orman yapalım markamız için. Ama Cerattepe'de olanların yarın sizi de vuracağını bilin. Yırca köyünde zeytin ağaçlarını keserseniz eğer, tek müşterisi Ankara olan değil de sizin markalarınız olsaydı bugün yönetemiyor olabilirdiniz o meseleyi. Türkiye toplumu bütün bunların farkında değil. Sadece ekonomik krizin değil, bütün bu meselelerin farkında. Ama çözümünü bilmiyor ve çözümü sizlerden bekliyor. Sadece Tayyip Erdoğan'dan değil. Onun için mesele hepimizin meselesidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Bekir Ardır. Son dönemde çok kullandığım bir şey var. Warren Buffett'ın bir lafı. Sular çekildiğinde kimin mayosu yüzdüğü anlaşılır diyor. Hakikaten bu ekonomi için böyle. Yani son 10 yılı çok iyi anlatıyor ekonomi açısından. Ama bu tabii şöyle bir de fotoğraf ortaya çıktı. Küresel kriz sonrası, gelişmiş ülkelerdeki kriz sonrasında devasa bir parasal genişleme yapıldı ve bu hani sel gibi bir para aktı gelişen ülkelere, bizim gibi ülkelere. Türkiye'de zaten şirketler kesiminin borçlanması, bunun hızlı bir şekilde artması, yani bugünkü sorunların temelinin aslında 10 yıl içerisinde oluştu. Ve tabii siyasetçilerin çok hoşuna gitti bu. Para akıyor, ekonomik büyüme var, toplum mutlu, seçim kazanıyoruz, hayat böyle gidecek diye düşünüldü. Sular çekildiği zaman, yani sermaye akımları geriye döndüğü başladığı zaman biz sorunlarla yüz yüze gelmeye başladık. Bu kademe kademe geldi yani 2013'ten bu yana. Tabii şöyle bir şey, böyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. 2010'dan beri daha doğrusu siyasetçiler bu bol para dönemi her şeyin üstünü kapattığı için nasıl olsa toplumda bir şey yok. Ekonomik büyüme çok iyi gidiyor. Toplumda da bir şikayet yok. Yani hukukun üstünlüğü şey mi yaptık, paspas mı ettik, önemli değil. Nasıl olsa bir şey olmuyor, ekonomiye bir şey olmuyor. Hayat devam ediyor diye bakıldı. Ama sular çekildiği zaman biz gerçekten bu sorunlarla yüz yüze gelmeye başladık. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Şimdi bir seçim yaşandı. Bu seçimde de önemli kırılmalar yaşıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz hocam Haluk Gürgen? Çok teşekkürler. Ben öncelikle Bekir Bey'in ve Sayın Bilecik'in konuya ilişkin konuşmalarından oldukça beslenerek bir görüşlerimi açıklamak durumunda olacağım. Çünkü gerçekten çok benzer kavramlar üzerinden geliştirdiğim bir plan yaptım. Tekrar olursa kusura bakmayın. Benim Türkiye ile ilgili görüşlerimin ana istikameti umuda açılıyor. Öncelikle onu söylemem lazım. Ben karamsar değilim. Yaşım gereği ve de yani meselelere ilişkin değerlendirme yaptığım alanlar üzerinden edindiğim bilgiyle şunu söyleyebilirim ki Türkiye çok uzun yıllardır 23'ten bu yana ciddi bir takım sorunlarla boğuşa boğuşa geldi. Zaten ve bizim için hayat hep travmatik oldu. Yani bir anlamda hep krizler üzerinden biz var olmayı yaşadık. Şimdi bulunduğumuz noktada bu kriz yeni bir şey değil. Bekir Bey'in belirttiği gibi bu artık alışmamız gereken, adını açık ve seçik bir şekilde koymamız gereken ve bunun dışında başka bir hayat formasyonu üzerinden var olma şansımızın olmadığını bilerek hareket etmemiz gereken bir noktadayız. Dolayısıyla burada krizde böyle davranmalıyım, krizden çıkınca böyle olur düşüncesiyle yola devam etme imkanımız yok. Bir kere bunun altını ben de çizeyim. Şimdi önümüzde gündemimizde çok önemli bir problem var. Bu problem aslında yine Bekir Bey'in işaret ettiği gibi popülizm problemi.
Yani dünyada yaşanan krizden eğer bugün farklı bir dille söz ediyorsak, bunun altındaki neden popülizm. Popülizm dediğimiz şey sadece sağ partilerin güdümünde ortaya çıkan bir durum değil. Hayatı yaşama anlayışımızla ilgili, zihniyetimizle ilgili fevkalade trajik bir değişimden geçiyoruz. Ve bu değişimin nedeni ve bu değişimden etkilenenler de bizleriz. Hem nedeniyiz hem de sonucuyuz. O yüzden gerçekleri görebilme ve de bunları dile getirebilme noktasının dışında ya da yanında, yakınında bir başka sorundan daha söz etmemiz lazım bu popülizmle birlikte. O da post-truth diye sözü edilen, Bekir Bey'in hakikatle ilişkimiz kesiliyor dediği husus. Biz gerçekten hakikati dönüştürmeyi bir görev edinmiş bir şekilde, buna sahip çıkmış bir şekilde yaşamayı yaşamak zannetmeye başladık. Bu son derece trajik ve son derece üzerinde kafa yorulması gereken bir problem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten duyduğumuzu, gördüğümüzü sorgulama ihtiyacı duymaksızın gerçekmiş gibi dile getireni destekleme, onun yanında pozisyon almayı, artık nedenini ve gerekçesini nasıl açıklamak gerektiğini uzun uzun konuşmak lazım ama böyle bir noktadayız. Şimdi böyle olunca itibar meselesi ya da şirketlerin kendilerini yönetme meselesindeki dikkate almaları gereken, sahip çıkmaları gereken değerlerle ilgili de bu yalan üzerinden kurulu dünyanın etkisiyle başka bir yere savruluyorlar. Ve sürekli her duruma ilişkin üretilmiş gerekçeler üzerinden kendilerini savunma noktasına geliyorlar. Ve bu savunmayı da bir düşman belleyerek, bir karşıt güç üzerinden yapıyorlar. İşte popülizmin ana dinamiği de zaten bu. Yani müthiş bir öfke, müthiş bir nefret, müthiş bir hınçla karşı tarafa yönelik kendisini savunmaya başladığında ya da ona saldırarak kendisini var etmeye yöneldiğinde ortaya bu ayrımcılığa dayalı ve bölücülüğe dayalı ya da polarizm, kutuplaşma dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Çünkü başka çözüm sanki yokmuş gibi, çok ucuz ama çok iş yaptığını da gördüğümüz için, sadece bizde değil dünyada da, çok iş yaptığını da gördüğümüz için bunu bir çözüm gibi görüyoruz. Şirketler bazında da bu böyle karşımıza çıkıyor. Böyle bir tabloda, böyle bir haritada açıkça söylemek gerekir ki itibara ilişkin burada dile gelen temel değerler üzerinden yol alma imkanı da büyük ölçüde kalmıyor. Çünkü samimiyet kalmıyor. Çünkü günü kurtarmaya yönelik çözümler üzerinden kendimizi bir yere pozisyonlayıp oradan konuşmaya başladığımız vakit sürdürülebilirlik değeri kalmıyor. Bu bakımdan ben çok trajik bir mesele olarak görüyorum bu popülizm meselesini. Bir de tabii şöyle bir şey var, popülizmin yükselişinin neoliberalizmle ilişkisi üzerinden de konuşmamız lazım. Yani klasik liberal dünyanın değerleri üzerinden biz Bekir Bey'in dediği gibi geçmişe, nostaljiye yönelik bir hayıflanma içerisinde bugünü doğru okuyamayız. Bugün tekelci kapitalizmin neoliberal formatı içerisinde ciddi şekilde büyük sorunlar yaşıyoruz ve bu sorunların hem nedeni hem kaynağı olarak bu popülist dünyanın yönetici kadrolarındaki liderlerinin meseleyi yönetme tarzları da buna uygun olduğu için daha çok batıyoruz. Peki ben konuşmama umut duyuyorum geleceğe ilişkin diye başlamıştım. Bu dünya içerisinde umudumu nasıl ayakta tutuyorum? Umudumu gerçekten silkinmenin hani mümkün olursa en kısa zamanda gerçekleşmesi ve de bu silkinme ardından da sorumluluklarımızı yerine getirecek şekilde bir bilgilenme ve eyleme geçme noktasında üzerimize düşeni yapma şeyinde, ödevinde görüyorum. Gerçekten bir ödev gibi buna sahip çıkmamız lazım. Çünkü iş bizde bitiyor.
sadece kurum, burada büyük bir çoğunluğunuz büyük bir olasılıkla kurumsal iletişim ya da iletişim işiyle ilgileniyor olabilirsiniz. Buradan işe başlamak gerekiyor. Samimiyet sadece bir sözcük olarak değil, bütün yaşamımızın her anında kendini ifade edecek şekilde ortaya konması gereken bir değer. Bu değerin gereğini yerine getirme durumunda olursak ve karşımızdakiyle sadece monolog değil, konuşarak, karşılıklı anlamaya, dinlemeye çalışarak bir yere varmayı kendimize hedef seçersek, o zaman bence yapılmayacak ya da yapamayacağımız bir şey yok gibi geliyor. Bunlar böyle afaki bir laf gibi de değerlendirilsin istemem. Ama gerçekten mesela kadın meselesi, Reklam Verenler Derneği'nin bu meseleyle ilgili yürüttüğü bir çalışma var. Ben de onun içinde yer aldım. Panelinde konuşma yaptım, araştırma yaptık falan. Orada şunu gördüm. Yani Reklam Verenler Derneği, reklam ajansları ve iletişim sektörünün büyük bir çoğunluğu bu meselenin bu memlekette çözülmeyeceğine inanıyor. Ama çözecek olanlar onlar aslında. Yani küçücük bir adım atsalar, söz gelimi seslendirmede erkek yerine kadın sesinin de olabileceğini hani bir düşünseler, bunu bir önerseler, işin önemli bir kısmının çözümüne yönelik bir iş yapılmış olacak. Ama bu konuda o kadar şey ki yani ne yapacağını da bilmiyor belki. Bu toplumun Bekir Bey'in söylediği gibi genelinde var olan bir şey. Hep böyle bir şeylerin üzerinden bir yakınma, bir şikayet dili kuruyoruz. Ama bunun ortadan kaldırılmasına yönelik benim ne yapacağımla ilgili ödevimi ortaya koymada ciddi şekilde sınıfta kalıyoruz. Yani Kant'ın, felsefeci Kant'ın bu ahlakla pratik aklın eleştirisinde dile getirdiği yani ödev meselesi var ya, yani her türlü tartışmanın üzerinde olan o ödevimizin üzerinde biraz daha kafa yormamız lazım. Ve bu hayata karşı, kendimize karşı ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzun üzerinden bakabilirsek, taşı altına elimizi koyabilirsek bir şeylerin değişebileceğini kavramamız lazım. İtibar zaten bunları yaparsak kendiliğinden hallolur diye düşünüyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi yani hem de sohbet gibi devam edelim de. Şimdi biz geçen yıl tam bu meseleler ve bu biz olmak meselesi, kutuplaşma meselesini ilk ortaya atan sayısal olarak biziz. Ben Radikal Gazetesi'nde 5 gün dizi yazdığımda Eylül 2008'di. Önce AK Parti cenahı, farklılaşma bu ne kutuplaşması diye itiraz etti. Sonra bizim akvaryum itiraz etti. Bugün 11 yıl sonra karşılaştığımız sayıları söylemeyeyim şimdi, moraliniz bozulur. Ama şimdi bunu halletmek için hangi meseleyle uğraşsak diye bakarken biz geçen yıl hocam bir öğrenmek üzerine, yani neyi öğreniriz, neyi öğrenmeyiz? Türkiye insanının zihin haritasında öğrenmeye dair dürtü ya da engeller, eşikler ne üzerine bir. İki, düşünmek üzerine kapsamlı bir takım şeyler yürüttük, bir sürü araştırma yaptık falan. Gördüğümüz şey şu, bir zorunluluk, yani zorunluluk hissetmedikçe öğrenmiyoruz ve düşünmüyoruz. İkisinin de ortak bulgusu olarak söylüyorum. Dolayısıyla mesleki öğrenme mesela daha kolay, çünkü işte kariyeriniz için mecbursunuz, terfi etmek için mecbursunuz ya da sınava girmek durumundaysa öğrenci işte mecburen çalışıyor falan. İkincisi de yarar. Şimdi burada mesele şu, bu krizden kaosa başlığına bağlamak için bunu söylüyorum. Hepimiz farkındayız ki bundan daha zorunlu olduğumuz bir durum var mı arkadaşlar? Yani hem ruhen umutlarımızı yitirmek gibi bireysel sorun yaşıyoruz, hem ülkenin krizine bakarak kaygılar yaşıyoruz, hem yarar da bir arada olmak olduğu açık. Yani bu kez de eğer bu krizlerde, bu süreçte bizi bu zorunluluğa ve ödevlerimizi hatırlatmayacaksa, bu konuda ödevlerimizi yerine getirmek konusunda bizi teşvik etmeyecekse başka ne olacak yani? İç savaş mı çıksın diye bekliyoruz. Yani Lisbon'a mı gidelim, Vancouver'a mı gidelim diyerek buradan çıkamayız. Giden gitti. Kaldık burada hep beraber. Şimdi hep beraber bu ülkenin geleceği için emek harcamamız lazım. Ama bunun için de önce bu ülkenin içinde olduğu meseleyi de doğru tarif etmemiz lazım. Hem de bu ülkenin geleceğine güvenmemiz lazım. İnsanlarına da güvenmemiz lazım.
Aslında güzel de bir orta oldu. Ben tam şeyden bahsetmeyi istiyordum. Son dönemde bir şey tartışması var. Biz bu krizden nasıl çıkarız? Ekonomik krizi kastediyorum. İşte bunun sonu IMF'ye gider. Ben de bunu seslendim çokça. Ama seçimden sonra gidilmeyeceğini düşünmeye başladım. Daha öncesinden düşünmeye başladım. Seçimden sonra gidemezler diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Aslında IMF'ye gitme sebebi şu. Neden IMF'ye gider? İki sebebi var. Bir, o kadar yüksek bir reel sektörü kurtarma parasını verebilecek tek yer var IMF. Ama en önemlisi şu, parayı almadan da bir itibar sağlamak. Yani ekonomik programa itibar sağlamak. Lafı tekrar itibara getirmek için bunu söyledim. IMF'nin tek bir şeyi var, çapa. Yani ekonomik politikasına bir çapadır IMF. Aslında 2001 krizini hatırlayın. 2001 krizinden nasıl çıktık sorusunun yanıtı orada biraz. Ülkeyi krize sokan koalisyon hükümeti acı bir reçeteye imza attı ve IMF ile anlaştı. IMF çapasını aldı bir miktarda para. Bir laf vardı, Holosko ve bir miktar para. Şimdi IMF'den 25 milyar dolar aldık o dönemde ve bir anlaşma yaptık. Ama 25 milyar dolardan çok daha kıymetli olanı itibardı, ekonomik programa itibardı. Bugün tartışmanın da aslında arkasında o var. Yani IMF'ye gider bu iş çünkü bu hükümet itibarlı bir ekonomi politikası ve çerçevesi çıkaramıyor ortaya. İşte dün açıklanan reform diye sunulan şeyin 24 saatte eridi gitti sabun köpüğü gibi. Piyasalar ne olumlu tepki verdi ne olumsuz tepki verdi baktığınız zaman. Kale almadı, evet. Şimdi itibar aslında bir taraftan da şöyle ölçüyorum mesela ben bu çağdaş yöntemlerle. Geçmişte hiçbir ekonomi bakanı hakkında bu kadar klip yapılmamıştı sosyal medyada. Rap tarzı da var, türkü, şarkı da var, her şey var. Bu biraz da şeyi gösteriyor. Dalga geçmeye başlıyorsanız ciddiye almıyorsunuz demektir. Aslında krizler, işte Bekir Ardın'ın söylediği doğru, zorunlu olmadıkça biz çözüm aramıyoruz. İşte 2001 krizi sonrasında, 2001'den önce de bunun krize gideceği çok açıktı. Siyasetçiler yine umursamadılar, saldılar ve krizi toslayınca bir anayasa krizi değildi. Brunson krizi de aslında, Brunson işte tutuklandı, bırakılmadı, Amerika değil. Biz oraya geliyorduk ama bardağın taşmasına az bir şey vardı. Birisi bardağı çalkaladı. O zaman sular döküldü tabii. Şuraya geleceğim. Bu kadar yüksek kaldıraçlı bir borç var, kriz var. Ekonomik krizimiz 2001'den daha derin aslında. Toplumsal uzlaşmaya biz aslında hani çok böyle uzakmış gibi görünürken de yakın olabilir miyiz? Yani toplum, biz bunları artık geride bırakalım, bir uzlaşalım, bir restorasyon dönemine girelim diyebilir mi Bekir Ardır? Kesinlikle. Yani biz her seçimden sonra ki 5 yılda 7. kere seçime gittik sonuç olarak. Bir seçim rallisi diyorum ben. Her seçimin ertesi haftası bir beklenti araştırması yapıyoruz. Peki hani bitti, seçtik de so what, ne yapacağız şimdi? Ne bekliyoruz diye. Tabii ki seçenek koymadan açık uçlu hani söyleyin ne bekliyorsunuz dediğinizde herkes kendi kelimesiyle bir şey söylüyor falan. Ama seçenekler falan da sıralayıp böyle önlerine koyduğunuzda kelimelerle inanın bana 5 yıldır her seçimden sonra çıkan 2 tane temel şey var. Demokratikleşme ve kutuplaşma. Dediğim gibi Simitçi Ali'ye sorsanız direkt böyle diyemeyebilir size. Ama üçüncü cümlesinde anlıyorsunuz ki farkında her şeyin sokakta ne gerilim olduğunun, nereden kaynaklandığının vesaire. Tabii ki toplumlar ya da insanlar böyle bir sabah güneş doğarken kalkıp sokaklara çıkıp birbirini öperek barışacak falan değil. Kutuplaşma da böyle bitmez zaten. Yani kurum ve kurallarını nasıl inşa ettiğimize bağlı. Bunun yolu işte hukukunu, anayasasını, yeni bir toplumsal uzlaşmayı, devleti yeniden inşa edip devletle toplumu yeniden barışması gibi çok daha katmanlı ve de ağır problemlerle karşı karşıyayız. Ama ben Türkiye insanının hala bu konuda son derece barışçı bir yerden bakıyor olduğu kanaatindeyim. Sadece şöyle bir mesele var. Biz Türkiye insanının davranış kodlarından, bunu her yerde sıkça söylüyorum ama inanın da böyle, hangi araştırmayı yaparsanız yapın, iki tane temel yarılma üzerinden Türkiye insanı kendi hayatını inşa ediyor, bireysel hayatını. Birinci yarılma, bireysel hayatıyla ortak hayata farklı bakıyor. Farklı zihin haritalarıyla bakıyor. Aslında hepimiz öyleyiz. Bireysel hayatımızda hepimiz sorun çözücüyüz, hepimiz umutluyuz, hepimiz çoğulcuyuz.
Bunca gerilime rağmen örneğin ya dünür tarafı çok dindarmış ya da damatta Kürt kanı varmış boşansınlar diyen duydunuz mu hiç? Hayır. Çünkü o bizim samimi inancı konusunda hiç tereddüt etmediğimiz dünürümüz. Çünkü o iyi niyet konusunda hiç tereddüt etmediğimiz Kürt damadımız. Ama sokağa baktığımız zaman bütün Kürtler bölücü, bütün dindarlar şeriatçı, bütün solcular ahlaksız. İki paralel evrende gibi yaşıyoruz. Bireysel hayatımızda son derece umutlu, sorunsuzcu, çoğulcu bir toplum. Ortak hayata dönünce de son derece korkak, garantici vesaire. O nedenle mehteran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamızın bir sebebi olması lazım diyorum ben. Naturamızda bu var. Çünkü bu toplum hep kendini yönetenlerle önce bir güven ilişkisi kurmuş ama daha hemen kısa sürede o güven ilişkisinin başka yerlere çekildiğini de yaşamış, deneyimlemiş. Onun için temkinli hareket ediyor. O nedenle Türkiye insanı bir adımlık hareketler yapıyor. Markalarınızdan da ilişki böyle. 50 milyon dolarlık kampanya yaptınız diye bir anda sizinle güven ve itibar ilişkisi kurmuyor. Önce bir deneyeyim diyor. Mağazanıza geliyor, bir ürününüzü bir kere deniyor. Bir kere ne diyorlar bunlar diye bakıyor. Güven duyuyor ya da hesaba gelip sizde bir hesap açıyor küçük parayla. Siz hiç krizde bile hemen elinde kağıt kalem hesap makinesi faiz hesabı yapıp o bankadan bu bankaya bütün parasını taşıyan insan gördünüz mü? Siz öyle yaptınız mı? Hayır. Önce bir o bankada da bir hesap açıyor. Bir görüyor ne oluyor diye bir ay sonra bir ikinci hamleyi yapıyor vesaire. Geriye doğru da böyle birer adımlık hareket ediyor. Çekirge gibi hareket etmiyor Türkiye insanı. Birer adımlık hareketler yapıyor. Onun için bir inşa süreciniz ya da onarım süreciniz var ya da bozma süreciniz var. Öyle birdenbire o işi halledemiyorsunuz. İkinci bir yarılma var. Bireysel hayat, ortak hayat yarılması gibi. Doğru bildikleriyle yaptıklarımız arasında giderek bir yarılma var. Doğru nedir dediğiniz zaman herkes evet uzay boşluğunda iyi, doğru, güzelin ne olduğuna dair bir kanaati var. Ama gündelik pratiğe baktığınızda onun için diyorum ki mesela işte rozeti dağıtın ya da kızın nerede çalışsın diye sorun. Yoksa evet Nur Hanım'ınki gibi bir sürü şey biz de yapıyoruz. Öyle bir sürü soyut değer soruyorsunuz. Yerli malı ister misin? Tabii isterim diyor. Markete dün gittiğinde ya da kapıda yakalayın market kapısında filedekilerin kaçı yerli marka deyin. Hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla onu ayırmasının da bir sebebi var ama. Şimdi bunları bizim akvaryum genellikle siyasete de bakarak riyakarlık diye okuyor. Halbuki ben bunları insanlar kendi hayatlarında sokaktaki belayı kendi hayatlarına bulaşmaması için emniyet alanı açıyor diye bakıyorum. Tıpkı tarihte kalelerin etrafına timsah olan su hendekleri açmak gibi. Sokakta hepimiz metroda, metrobüste, iş yerinde birbirimize güvensiz, işte araştırmalı, hepimizin araştırmalarında da var. %11 tanıştığı bir insana güven duyarak başlarım ben ilişkiye diyen insan Türkiye'de de. Ama kendi özel hayatlarımızda öyle değil. Hala hemen karşı kapı komşuya, bizim akvaryumda yok gerçi böyle şeyler ve yakınız ama hala insanlar komşularıyla paylaşıyor, dertleşiyor, konuşuyor, dayanışıyor. Gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bu ülkede neden evsizlik diye bir şey yok? Hiç düşündünüz mü? Çünkü en kötü, en gelir dağılımının bozuk olduğu sokakta, mahallede bile insanlar çorbasını bölüşüyor. Ulusta biz paylaşmıyoruz. Ulusta biz paylaşmadığımız için dönüp efendim bu toplumda komşuluk da bitti, dayanışma da bitti, sokakta bayılsak kimse yardım etmez. Gayrettepe'de yardım etmez, evet. Gülbağ'a gidin bayılın bakın ne oluyor. Hiç öyle değil. İnsanlar ancak dayanışarak bu hayatın meşakkatini beraberce göğüslüyorlar. Ve ortalıktaki hukukun üstüne inancı eksildiği için, hakikatle ilişkisi bozuluyor olduğu için ve toplumsal dayanışma kurumları da olmadığı için ya da giderek zayıfladığı için giderek ailelerine dönüyorlar. Biz, halbuki sosyoloji teorisine göre kentleşen insanlar işte çekirdek aileye dönüyor. Evet Türkiye'de de çekirdek aileye döndü diyebilirsiniz. 3.7 hanelerdeki fert sayısı. Ama bizim araştırmalarımız gösteriyor ki duygusal geniş aile diyoruz biz ona. Çok daha geniş ilişki bazlı aynı binanın içinde oturmuyor olabilirler. Ama çok daha geniş ilişki bazlı bir başka duygusal aile formatına döndü. Çünkü ancak böyle dayanışarak hayatını survive edebiliyor. Ortada başka mekanizmalar olmadığı için. O nedenle Türkiye insanı aslında ne olup bittiğinin de farkında ama yol bulamıyor.
Ama bir yandan da düşünün ki işte 31 Mart sabahı hepimiz gibi 58 milyon insan sandığa gittiğinde de önünde o kağıttaki seçenekler var. Doğru seçenek koyduğunuzda vermediler mi? Seçenekler o. O seçeneklerin içinden bir şey seçiyoruz hepimiz olduğu gibi. Dolayısıyla insanlar her araştırmada ben aynı şeyi gündelik hayattan, reel meselelerden araştırma yaptığınız zaman son derece rasyonel düşündüklerini. Çünkü hanenin dirliği, düzenliği dediğiniz şey somut, öyle soyut hikayelerle anlatılabilir bir şey değil. Somut gıda fiyatı, işsizlik, gelir, hanenin eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, hiç öyle Türklükten, Kürtlükten, CHP'li olmaktan, AK Partili olmaktan falan ilgisi yok. O somut hayattan hangi araştırma yaparsanız yapın, Türkiye insanının da son derece rasyonel düşündüğünü görüyorsunuz. Ama daha soyut yerlere, daha ortak meselelere doğru geldiğinizde, siyasi meselelere değen konulara geldiğinizde, size daha somut bir şey söyleyeyim. Türklerle Kürtler arasında bu kadar gerilim var, bu kadar lafı edilir, bu kadar şehvetli her birimizin de şimdi cebinde paragrafları vardır. Hangi araştırmayı yaparsanız yapın. Eğer Kürt meselesine değen bir konu konuşmuyorsanız, hemen her şey ortak. Kürt meselesine değen konuya geldiği zaman ayrışıyor hemen. Çünkü herkes real hayattan baktığı zaman son derece rasyonel. İnsani duygu hali de bu zaten yani. İlla bunun için diplomalar falan da gerekmiyor. Hanesinin dumanının doğru tutması peşinde herkes. Ama sokaktan başka bir yerden sorgulamaya başladığınızda nasıl ayrışmalar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla benim hani lafı uzattım yine ama bitirirken söyleyeceğim şey şu. Sizler de şirketlerde, şirketlerdeki yönetici arkadaşlar da 9'dan 5'e bütün konsantrasyonunuzla müşteriyi anlayalım diye uğraşıyorsunuz. Renklerle ilişkisini, duygularını, şununu, bununu. Ama nedense 5'ten sonra bilgisayarlar kapanıp da Türkiye'ye bakalım, topluma bakalım dediğinizde başka bir moda geçiyorsunuz. Ve başka kavramlar. Ya gündüz anlamaya çalıştığınız müşteri de o işte öbür partiye oy veren seçmen aynı zamanda. Onu da anlamaya çalışsanız meseleyi çözeceğiz. Ama onu anlamaya çalışmıyorsunuz. Müşteriyi anlamaya çalışıyorsunuz. Ben şöyle bir tezim var. Şirket version 3 diyorum ya da iş adamı version 3. Version 1 şu. İşte aristokrasi, krallar, sanayi, feodal dönemde kralla, feodal beyle bir ilişki kuruyor. Girişimci ya da sermayedar ya da toprak ağası. Aldığı imtiyaz üzerinden iş yapıyor. Sonra siyasetçiyle iş yapmayı öğrenmiş dünya. 20. yüzyılla beraber, bizde Özal'la beraber başlandı. Şimdi bilgi toplumunda toplumla ilişki kurmak vaktidir. Siyasetçiyle ve devletle değil. Müşteri oldum bittim hep müşteriydi zaten. Ama şimdi toplumla iş tutmak zamanıdır. Bunun da bir tek yolu var, samimi sahici olmak kadar ahlaklı olmak. İnsan haklarına saygılı şirket olmak. İtibarınız için ya da pazarlama için. 50 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık kampanyalar yapıyorsunuz. Sonra o Türkiye insanı bir deneyeyim, sınayayım bu markayı dediğinde AVM'ye geliyor ve orada 15 saat fazla mesaisiz çalıştırdığınız, asgari ücretten çalıştırdığınız tezgahlarla karşılaşıyorum ben. Sizin bütün o kampanyanız çöpe gitti abi. Kusuruma bakmayın. Onun için bütünleşik düşünmek, hayatın her alanına değen her konuda en doğruyu, en iyi yapmak diye bir meseleniz var. Bu çünkü bu çok katmanlı, çok boyutlu hayatta başka türlüsü de mümkün değil. Sadece bir konuda iyi olayım diyemezsiniz artık. Her gün, her dakika, her konuda, her alanda iyiyi yakalamak, iyi olmak. Hani 90'larda modaydı ya farklı olmak. Şimdi artık farklı olmak değil. Şimdi iyi olmak, yaptığınız işte iyi olmak kadar sade bir yerden yeniden düşünmemiz, yeniden işimizi, şirketimizi ve ülkeyi yeniden inşa etmemiz lazım. Teşekkür ederiz. Son 5 dakikamız. Haluk Hocam, aynı soruya siz nasıl yanıt verirsiniz? Teşekkürler. Yani Bekir Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim ben de o zaman. Bu iyi olmak konusu gerçekten günümüzün en önemli kavramlarının başında geliyor. Benim hayatımda da bu böyle. Peki iyi olmak ne demek? Dün akşam sizle de beraberdik. Orada da bu araştırmanın, Nur Hanım'ın yaptığı araştırmanın sonuçları arasında öncelikli bir şekilde yer alıyor. İnsana iyi davranmak ya da insan odaklı ya da insana değer vermek kavramıyla açıklanan konu. Nedir peki? Yani insana değer vermek
nasıl ortaya çıkıyor, vermediğin vakit ne oluyor? Dolayısıyla insana iyi davranmak nasıl bir şey? Kendine nasıl iyi davranmak nasıl bir şey? İyi davranmamak nasıl bir şey? Şimdi bunlar soyut kavramlar. Ve herkesin kendine göre bunun içini doldurma imkanı var. Oysa bazı şeylerin soyut olmaması gerekiyor. Yani soyut ama biz bunu somutlaştırmak durumundayız. İşte bu hani Kant'ın görev ahlakı dediğim şey de biraz bununla ilgili. Yani herkes için evrensel anlamda geçerli olan bütüncül bir bakışla tarif ettiğimiz bir iyiye sahip olmamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Yani siz bana göre bu böyledir diyemezsiniz. Şimdi sorun noktalarından bir tanesi bu. Bana göre bu böyle. Ben böyle yapıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Hayır, bazı konularda sana göre böyle bir şey yok. Herkes için doğru olan bir şey var ve biz onun adına hakikat diyoruz. Dolayısıyla Bekir Bey'in belirttiği, çok hoşuma gitti, hakikatle ilişkimiz bozuluyor dediği şey aslında böyle bir şey. Bu bozulduğu vakit o zaman itibara yüklediğiniz anlam değişiyor. O zaman insana yüklediğiniz anlam değişiyor. O zaman başarıya yüklediğiniz anlam değişiyor. O zaman kurumsallaşmaya yüklediğiniz anlam değişiyor. Söz gelimi benim görüştüğüm bazı iş adamlarında kurumsallaşma ben diyorum. O da diyor ki evet çok önemli. Peki nasıl bir şey, yani sen ne anlıyorsun bu kurumsallaşmadan? Onun anladığıyla benim anladığım arasında dünya kadar fark var. Ben diyor durumsallığı istemem diyor. Kurumsal olmamız lazım diyor. Şimdi benim dediğim anlamda kurumsallaşma, durumsallaşmanın alternatifi değil ki. Sen diyor katı değişmez olanı savunuyorsun diyor. Ben şartlara göre sürekli esnek değişen bir yapıyı savunuyorum. Ne alakası var? Şimdi bakın bu noktadan şuraya varabiliriz. Bazı doğrularda anlaşmak gerekir derken, ortak bir noktada buluşmamız gerekir derken, bunun olabilmesi için gerçekten ve gerçekten eğitim şart arkadaşlar. Yani böyle kendi küçük dünyan içerisinde kendi pratiğini sana öğrettiğini geçerli ve evrensel bilgi sayarak hayatla ilişkini kurabilirsin ama bu hayatın içerisinde başkalarını etkileyecek şekilde onların hayatını olumsuz kısa ve orta dönemde, uzun dönemde zaten geçmiş olsun, dönüştürecek hamleler yapma hakkın yok. Bunu yapıyorsan sorumsuzsun. Bu kadar net. Dolayısıyla öğrenmeden, dolayısıyla bu öğrendiğini tartışıp konuşup farklı bir düzlemde yeniden tarif etmeden, yeniden bunu kendi hayatına ve pratiğine dönüştürerek içselleştirmeden böyle evrensel bir takım ahkamlar keserek yol alma imkanımız yok. Onlar kendi işine baksın, ben böyle düşünüyorum, benim dediğim doğru diyerek bir dünya tasarımı bizi ciddi şekilde mahvediyor ve bu mahvedişe karşı durabilmenin yolu da öğrenmekten, bilgilenmekten ve sorumlu davranmaktan geçiyor. İtibar meselesinde böyle bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ben yaptım oldu diye bir şey yok. Bir bilgiye dayalı ve bu bilgi evrensel bir bilgi, evrensel bir doğru, sana göre şekillenmiş bir hakikat üzerinden bu işler yürümüyor sevgili arkadaşlar. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sabrınız için de ben size teşekkür ediyorum. Krizden kaosa mı geçiyoruz? Ben çok umutluyum. Kaos falan yok. Daha çok, daha iyiye doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Biraz sancılı olacak ama aşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim çok kıymetli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Haluk Hoca'nın bıraktığı yerden söylemek gerekirse eğitim şart. Bizim bu platform zaten bu amaca hizmet ediyor diye bakıyorum. Şimdi efendim aslında bütün konuşmaların çıktısını şu bizim görselimize uyarlayacak olursak, önce o kurumak üzere olan ağacı bir kurtaralım. Sonra da en kısa zamanda bu görüntüyü bir ormana çevirelim. Temel yaklaşım, temel mesele bu. O yüzden nasıl ormana çevireceğimizi tartışmanız için de ben 20 dakika ara veriyorum. 11.40'ta sizi burada bekliyorum.